Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada özellikle kurumsal yatırımcıların en son ilgi gösterdikleri kripto paraları inceleyeceğiz. Kripto coin sitesi üzerindeyiz. Litecoin satan kurumsal para diyor bu 4 coin'den aldı. Birincisi tabii ki son bir yılın en yüksek kurumsal ilgisi ve kurumsal pozitifliği diyelim. Geçtiğimiz hafta içerisinde geldi ve gerçekten çok yüksekti. İnanılmaz bir kurumsal para akını oldu. Bunu da belirtmek lazım. Başlıkta adı geçen Litecoin normalde kurumsal yatırımcıların ciddi ilgi gösterdiği bir kripto paradır. Kripto varlık piyasası için önemli bir gelişme olarak yatırım ürünleri Temmuz 22'den bu yana en büyük tek haftalık girişe tanık oldu ve sektöre toplam 199 milyon ABD dolar aktı. Bu artış önceki 9 haftalık çıkışların neredeyse yarısında bir düzeltmeye işaret ediyor. Yatırımcılar arasında yeni bir olumlu duyguya işaret ediyor diyor. Doğru tabii kurumsal ilgi tarafındaki girişler devam edecektir. Zira bir süredir düşüşler normaldi tabii ki. Çünkü trade odaklı hareket eden de çok fazla içerideki varlık yöneticisi vesaire olduğu için bir diğer durum genel olarak bunun artışı zaten regülasyonlardan da büyük ölçüde kaynaklanıyor. CoinShares tarafından yayınlanan haftalık kripto varlık fonu akışları raporu bu değişimi tetikleyen faktörlere ve çeşitli kripto para birimleri üzerindeki etkilerine ışık tutuyor. Raporda Litecoin, Ethereum ve daha fazlasına dair veriler yer alıyor. Genelde kurumsal ilginin en yüksek olduğu kripto para tabii ki Bitcoin'dir. 2 Ether, 3 XRP, 4 Litecoin şeklinde bu gider. Sol, Matic, ADA tarzındaki kripto paraların da altcoin'lerin de kurumsal ilgisi yüksektir. Bunlar uzun vadede ciddi pozitif verilerdir. Litecoin satışı gerçekleştiriliyor. Bitcoin geçen hafta 187 milyon ABD dolara giriş alarak bu dalgalanmanın birincil faydalanıcısı olarak ortaya çıktı. Bitcoin tarafının uzun vadede ne kadar güvenilir olduğuna ilişkin aslında önemli verilerden bir tanesidir bu. Sebeben giren yani içeri giren paranın ne kadar yüksek bir meblağın BTC'ye girdiğini görebiliyoruz. İş kurumsala kalsa resmen dominansı böyle %80'e kadar oynatacaklar yani. Toplam akışların etkileyici bir %94'ünü oluşturdu. Evet baksanıza. Buna karşılık kısa short Bitcoin yatırımları üst üste 9. hafta 4,9 milyon dolar tutarında çıkış yaşadı. Yani BTC tarafında şu an bir shortlama olmadığını görüyoruz. Hiç değilse kurumsallar tarafından short işlemlerine bir hareket yok. Duyarlılıktaki bu yükseliş altcoin'leri kapsamamış olsa da yalnızca minimum giriş yaşanmakta. İşte bunlar olur ki olmaya devam edecektir bakın. Yüzdesel olarak da 94 hatta belki de daha üzerlerinde hareketler görme ihtimalimiz çok yüksek. Şu anda makro veriler bu katalizörler hep söylüyorum tamamen Bitcoin'i göstermekte. İlk kalkış etabında bunlar normaldir. O yüzden daha kısa süre içerisinde büyük yükselişler için gerçekten de şu an BTC tarafı biçilmiş kaftan yorumunu yapabiliriz. Bunun için bazı yatırımcıları çok varlıklı yatırım borsa yatırım ürünlerini keşfetmeye teşvik etti. Aynı dönemde 8 milyon ABD doları girişle sonuç buldu. Bakınız burada ne var? Bitcoin tarafında 187,6 milyon dolarlık bir hareket var. Ethereum'da 7,8'lik. Litecoin'den 100 bin dolar değerinde bir çıkış. Short Bitcoin 4,9 milyon dolar değerinde bir çıkış görüyoruz. Solda 200 bin dolarlık bir giriş. XRP'de 200 bin dolarlık bir giriş görüyoruz. Bu arada evet Tron'unki de yüksektir. Burada görünce hatırladım TRX'i de. Dolayısıyla durum budur. Şunu ifade etmek isterim. Buradaki kripto paraların her bir tanesi bu listede tabii sağlamken dediğim gibi ben Ada Coin'de paniğe kapılmamak suretiyle ekstra alımları çok sezon içerisinde artık önermiyorum. Çünkü solda da öyle bu arada. Zira üzerindeki sıkıntılı ortamı ve SEC'in yarattığı tehdidi biliyoruz. İyileşen piyasa duyarlılığı ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonuna fiziksel destekli ETF'ler için başvuruda bulunan yüksek profilli ETP ihracatçılarının son duyurularına bağlanabilir diyor.
Yani buna bağlamak, hani doğrudan buna bağlamak aslında çok alakalı değildir. Fakat tabii ki belli bir bağlantısı var. Bu gelişmeler büyük ilgi topladı ve kripto varlık piyasasına güven aşıladı. Sonuç olarak yönetim altındaki toplam varlıklar sektör için önemli bir dönüm noktası olan Three Arrows Capital'ın çöküşünden bu yana en yüksek rakama işaret ederek 37 milyar ABD dolarına ulaştı. Bitcoin önce fiyat bazlı olarak Tera çöküşünü egale etti. Devamında Tera çöküşünden sonra gerçekleşen çöküşleri de egale etti. Gördüğünüz üzere TRAC Tera çöküşünden sonra iflas etmiş bir şirkettir biliyorsunuz. O Tera az tarafın başını yakmadı. Toplam girişlerin %94'ünü oluşturması nedeniyle Bitcoin'in girişleri çekme konusundaki hakimiyeti açıktır. Kripto paranın cazibesi güçlü kalmaya devam ediyor. Bu sırada yatırımcılar potansiyelinden fayda sağlamak için akın ediyor. Buna karşılık kısa Bitcoin yatırımları son 9 hafta boyunca gözlemlenen eğilimle tutarlı olarak çıkışlarla karşılaşmaya devam ediyor. Özellikle bu çıkışlar toplam avın %60'ını oluşturuyor. Yani Bitcoin'e ilişkin yatırımcı duyarlılığında önemli bir farklılaşma işaret ediyor. Diğer yandan Litecoin fonunda 100 bin dolarlık bir çıkış görülmekte. Ben Litecoin'in de pozitife kayacağını düşünüyorum. Ether, XRP ve Sol fon girişi yaşadı. Ethereum geçtiğimiz hafta 7,8 milyon dolarlık girişe tanık oldu. Ancak bu girişler Bitcoin'in %0,7'lik girişine kıyasla toplam olumun yalnızca %0,1'ini temsil ediyor. Ethereum'a yönelik yatırımcı iştahının şu anda Bitcoin'in gerisinde kaldığını gösteriyor. Doğru. Ya tamamı için bu geçerlidir. Şu anda BTC'ye yaklaşan bir kurumsal ilgi bazında BTC'ye yaklaşabilen bir kripto para olamaz zaten. İlerleyen haftalarda da pozitifliğe rağmen olmayacak. Genel olumlu eğilime rağmen altcoin'ler önemli miktarda yatırım çekmekte zorlandı. Önde gelen iki altcoin olan XRP ve Solana için de veriler mevcut. İki coin sırasıyla 0,24 milyon dolar ve 0,17 milyon dolar tutarında küçük girişler yaşadı. Altcoin'lerdeki bu sınırlı büyüme, piyasa katılımcılarının potansiyel olarak yerleşik konumu ve algılanan istikrar nedeniyle öncelikle Bitcoin'e odaklanmaya devam ettiğini göstermektedir. Doğru ki bu Bitcoin'e olan odak noktası devam edecektir. Şu anda dediğim gibi katalizörlerin tamamı burayı gösteriyor. Özellikle bu sezon dünya genelinde ve büyük şirketlerde açılım yaşanacağı için bunların pek çoğu bir kısır döngü halinde yine katalizörler Bitcoin'e ithaf etmeye devam edecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.